Greydoğu'nun Hayalet Köyü Çekem'den herkese merhaba arkadaşlar. Bu sefer çok ilginç bir rotaya geldik. Rumkale Halfeti'yi herkes bilir. Ondan yana bir şüphe yok. Ama Halfeti'ye 4 kilometre uzaklıkta boşaltılmış bir köy var. Ve tam bir hayalet köyü arkadaşlar. Yanındaki o zümrüt yeşili, mavinin en güzel tonlarını sunan Fırat'la birlikte muhteşem bir uyum içerisinde. Buraya her geldiğim zaman çok üzülüyorum çünkü buraya halen bir yatırım yapılmadı. Halen burası böyle bir canlandırmadı ve evler gün geçtikçe çökmeye devam ediyor arkadaşlar. Mesela geçen geldiğime göre burada birkaç evin daha çöktüğünü gördüm ama şu gördüğünüz muhteşem doğa bile buraya gelmeye yetiyor. Mutlaka gelmelisiniz. Maalesef tekrar söyleyeceğim, kirletmeyin. Gerçekten az önce gezerken yine gördüm, bebek bezleri, çöpler, möpler her yerde. Yani biz böyle bir toplumuz, artık yapacak bir şey yok. Ne diyeceğiz bilmiyoruz ama neyse, konumuza dönelim. Bu videoda hem Halfeti'de bir gece kalacağız, Halfeti'de bir konaklama deneyimi yaşayacağız, çok güzel bir otelde kalacağız, hem de size bu Çekem köyünü anlatacağım. Bundan sonra da Halfeti'de işte gezilecek yerleri ve konaklama önerilerimi bulabileceksiniz. Benimle kalmaya devam edin. Hazırsanız başlıyoruz. Çekem'in en büyük özelliği arkadaşlar böyle terk edilmiş evlerinin olması ve suyun kenarına akıyor çoğu. Burada drone özellikle fotoğrafçılar için muhteşem bir yer. Şu anda ben de bir evin çatısına çıktım. Burası en sevdiğim kısım çünkü her yerde bu çatıya çıkarım. Böyle bazen yiyeceğim içeceğimi de getirip burada keyfini çıkarırım. Yani bir şey yok burada. Burada herhangi bir market, kafe, hiçbir şey yok arkadaşlar. O yüzden içeceğinizi, yiyeceğinizi yanınıza getirmeniz gerekiyor. Maalesef böyle bir tuvalet falan da yok. Zaten etrafa gezince o tuvaletin olmamasının sonuçlarını görüyorsunuz. İşte burada böyle yaklaşık bir iki saat takılırsınız. Sonra Halfeti'ye geri dönersiniz diyorum. Ve biz de artık buradan sonra Halfeti'ye giderek Halfeti gezilecek yerler rotamıza... İlk defa Halfeti'de konaklayacağım arkadaşlar. Gerçekten çok güzel bir yeri seçtik bu sefer. Yeni açılan Cevher Konağı'ndayız. Burası Halfeti'nin o kendine özgü taş evlerinden bir tanesi. Restore edilmiş. Bu konak böyle 5 odalı çok güzel bir butik otel haline getirilmiş. Güzel mi yok babacığım burası? Evet, çok güzel arkadaşlar. Manzara nasıl değil mi? Manzara çok güzel. Öyle bir çok güzel. Yani şu anda sabah uyanınca çekeceğim videoları düşünüyorum arkadaşlar. Biraz geç saatte geldiğimiz için güneş tepedeydi. Yarına bıraktık o güzel videolarımızı. Evet. Burada oda kahvaltı hizmeti de var. Gelirseniz tercih etmenizi şiddetle öneririm. Çünkü Halfeti'de tamam çok güzel ambiyans var, mekanlar var ama otel konusunda çok fazla seçeneğimiz yok. Tavsiye etmediğim bir yer var. Orayı da ben çok sevmiyorum ama burası tam böyle o Sitta Slow, sakin şehir kavramına uygun bir butik otel. Görüntülerde gördünüz zaten. Şimdi ne yapıyoruz Mira? Halfeti sokaklarına devam ediyor muyuz? Evet, gezmeye çıkıyoruz. Evet, biz şimdi gezmeye devam edeceğiz. Halfeti yoluyla gelirseniz bence böyle bir günde, bu yani bir kere önce gelmişseniz bir dahaki seferde şöyle bir konaklamayı da düşünün bence. Gerçekten kafanızı dinleyeceğiniz çok güzel bir yer. Özellikle Gaziantep, Urfa, Adana gibi civar şehirlerden buraya gelip hafta sonunuzu geçirmenizi tavsiye ederim. Halfeti çok tarihi bir ilçemiz değil arkadaşlar. Baraj gölü yapıldıktan sonra suyun altından kalmasından dolayı turizme kazandırılmış bir yer. Şu anda bulunduğumuz yerler eski Halfeti. Baraj yapıldıktan sonra, yani 2000 yıldaki Birecik Barajı yapıldıktan sonra burası sular altında kalacağından dolayı buradaki aileler yeni Halfeti, yani 10 kilometre uzaklıktaki yeni Halfeti'ye taşındı. Buraya geldiğiniz zaman da sizi bazı tarihi eserler karşılayacak. 1804-1807 yılları arasında Adır Usta tarafından, Ermeni bir usta tarafından yapılan bu Osmanlı camisi aslında bize halkların kardeşliğini gösteren en güzel örneklerden bir tanesi. Çünkü Ermeni ustalar Müslümanların camisini yapmışlar o dönemde. Şu anda da bu cami 2000 yılında baraj yapıldıktan sonra 40 santim aslında su altında kalacağı hesaplanmış ama gerekli yanlış hesaplamalar sonucunda bayağı bir kısmı su altında kalmış. Eskiden biz buraya girebilirdik, çok güzel görüntüler çekerdik ama şu anda etrafı telaşlarla kaplanmış ki yapılması gereken de bu. Çünkü çok riskli bir bölge. Her an oradan birileri suya düşüp boğulabilir. O yüzden yüzmek de yasak, caminin içine girmek de yasak. Hatta bizim minaresine kadar çıkıp fotoğraflar çektiğimizi çok güzel hatırlıyorum. Dediğim gibi burası simgesel bir yer. Savaşhan Köyü'ndeki minareyle birlikte burası batık cami olarak, tamamen görünen bir batık cami olarak en
simgesel mekan burası Alpettin'le arkadaşlar. Şimdi buradan Asma Köprü'ye doğru devam edeceğiz. Biraz bilgi vereyim arkadaşlar burayla ilgili. Halfeti'ye geldiğiniz zaman girişte sizi büyük bir otopark karşılayacak. Günlük 10 lira karşılığında oraya arabanızı bırakabilirsiniz. Kaç saat olursa olsun çok önemli değil. Ondan sonra böyle aslında trafiğe kapalı olması gereken bir cadde ama bu mekanların sahipleri, otel sahipleri araçlarını buraya sokabiliyorlar. Uzunca bir yol karşılayacak. O giriş kısmından başlıyor, Asma Köprü'lere kadar devam ediyor. Asma Köprü'lerden de sonra birazdan yapacağımız gibi karşı tarafa geçeceksiniz. Orada da işte mekanları oturabilirsiniz, çay kahvenizi içebilirsiniz, zamanınızı geçirebilirsiniz. Orada çok güzel bir manzara var. Hatta Sittaslov Halfeti yazısı da o tarafta bulunuyor. Birazdan göreceksiniz. İşte buradaki mekanlarda yemeğinizi de yiyebilirsiniz, şabut balını da yiyebilirsiniz. Hatta meşhur biriciğin haşhaşlı kebabını da denemenizi tavsiye ederim. Biz de bu akşam bir restoran önerimiz olacak zaten, oraya gideceğiz. Şimdi Asma Köprü'lerden karşı tarafa geçeceğiz ve size orayı anlatacağım. Evet, turizm facialarına burada rastlıyoruz arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi burada çok güzel mağaralar var. Ama işte yani hali ortada. Kimisi otopark olarak kullanılmış, yazılar, depo olarak kullanılan var. Yani Kapadokya'ya biraz örnek almak lazım aslında arkadaşlar. Yani bu bölgeyi biz tamam çok üzere düşüyoruz ama maalesef işte böyle değişik ucube yazılar, hep otellerin üzerinde yazılar var. Yani biz mahvediyoruz gördüğünüz gibi. İnşallah yavaş yavaş bunlar değişecek. Şu anda Asma Köprü'ye geldik arkadaşlar. Burada bir yüzer köprü var. Bakın karşıda gördüğünüz. Bir de şu anda üzerinde yürüdüğümüz Asma Köprü var. Burası Halfeti Belediyesi, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve Karacadağ Kalkınma Ajansı'nın çeşitli destekleriyle yapılmış yerlerden bir tanesi. Rekreasyon alanları var civarda. Ama bu köprünün en güzel kısmı, çok güzel fotoğraflar çekebiliyorsunuz. Köprü de çok güzel. Sadece çok sallanıyor. O yüzden böyle yerlerden korkanlar varsa biraz dikkat etsinler. Tehlikeli bir şey yok. Sürekli bakımları yapılıyor ama gerçekten böyle fotoğraf için, yürümek için ve diğer yakaya geçmek için kullanmanız gereken iki köprüden bir tanesindeyiz. Biz şöyle yaptık. Giderken bundan gideceğiz. Dönerken de yüzen köprüden bu tarafa geri geleceğiz. Karşı tarafta çok güzel kafeler var. Güzel bir yürüyüş yerleri var. Piknik masaları falan da var. Hani isterseniz yiyeceğiniz içlerini getirip piknikte yapabilirsiniz. Mira, beğendin mi köprüyü babacığım? Çok beğendim. Evet, Mira da beğendiğine göre onayımızı da aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Ve karşı tarafa geçtik arkadaşlar. Burada sizi Sittaslov Halfeti yazısı karşılıyor. Bilmeyenler için şöyle anlatayım. Sittaslov dediğimiz şey sakin şehir demek. İtalya'da başlayan bir projeydi bu aslında. İtalya'daki köylerin, sakin köylerin, yani sanayinin olmadığı, nüfusu 50 binin altında olan, organik üretimin teşvik edildiği, ondan sonra yöresel el sanatlarının, geleneksel el sanatlarının yaygın olduğu kasabalara bu sertifika gibi bir şey verildi. Ve böyle bu zamanla dünyada turizmde çok önemli bir nokta haline geldi. Ve Türkiye'de de İlk olarak Seferihisar ilçemiz, İzmir'in Seferihisar ilçesi Tunç Soyer'in yoğun çabalarıyla Sittaslov'a girdi. Sonrasında bu Türkiye'de dalga gibi yayıldı ve yanılmıyorsam 20'ye yakın Sittaslov'umuz var şu anda. Halfeti'de Güneydoğu'daki ilk ve şu anda sanırım tek Sittaslov, yani sakin şehir. Doğu Anadolu'da Ahlat gibi ilçelerimiz de var ama Güneydoğu'da başka bir yer yok. İşte geldiğiniz zaman bu yazının önünde de güzel fotoğraflarınızı çekebilirsiniz ve sonra önündeki yoldan devam edebilirsiniz. Ve Halfeti denince akla bir şey daha geliyor arkadaşlar. O da Karagül. Çünkü Karagül'ün özelliği şu: dünyada sadece bu bölgede yetişiyor arkadaşlar. Her yıl Ekim ve Kasım ayının sonlarına doğru ve ilkbaharın sonlarına doğru burada Karagül açmaya başlıyor. Zaten sokakları gezdiğiniz zaman Karagül lokumlarından kolonyalarına kadar artık pek çok ürünün üretildiğini ve satıldığını görüyorsunuz. Burada da Halfeti Belediyesi iyi bir proje yapmış. Hatta o zaman Dünya Gül Birliği tarafından dünyadaki en iyi 6 ödülden biri buraya verilmiş. Bu muhteşem terası yapmışlar. Çünkü niye muhteşem diyorum ama böyle şeyleri çok fazla görmüyorsunuz Türkiye'de. Küçük bir yer, giriyorsunuz böyle size kurutulmuş gülleri ve dallarında yetişen gülleri gösteriyorlar. Eğer şanslıysanız geldiğiniz dönemde zaten direkt yetişmiş o dalındaki gülü görürsünüz ama değilse de kurutulmuşları görüyorsunuz. Ücretsiz bir şekilde girebilirsiniz. Sonrasında yolunuza devam edebilirsiniz. Görüntüleri gördükten sonra yolumuza devam ediyoruz. Şimdi Halfeti'de gezerken çarşı gibi yerler de var arkadaşlar. Şu gördüğünüz cadde boyunca zaten birçok hediyelik eşya dükkancı, yeme içme mekanlarını görebiliyorsunuz.
Burada karagüllerinizi, tuşlarınızı, işte bileklikler, sabunlar, karagülle ilgili bütün ürünleri, lokumları falan alabiliyorsunuz. Zaten birazdan sizi benim mekanıma da götüreceğim. Sürekli alışveriş yaptığım yere de gideceğim. Burası böyle. Ondan sonra yani çok öyle hani dediğim gibi aktivite anlamında çok çeşitlik yok. O yüzden belediyeden beklentimiz ya da artık turizmle ilgili kim çalışıyorsa bu bölgede buraya biraz cazibe merkezi haline getirmek, farklı etkinlikler yaptırmak. Ne bileyim hani böyle buraya gelen insan burada bir gece kalsın değil mi? Hani biz şimdi kaldık, tercih ettik ama ben böyle bir yerin daha fazla gecelemeyi hak ettiğine inanıyorum. Çünkü buraya gelen insanlar sabah geliyor, öğleden sonra tekne turunu yapıp sonra çıkıyor gidiyor ya da akşam geliyor, çıkıyor gidiyor. Konaklama kimse yapmıyor. Öyle olursa belki şu gördüğünüz arkadaki bütün evler bir gün turizme iyice kazandırılır. Daha böyle kaliteli bir turizm hizmeti verilir diyoruz. Ve birazdan lokumcumuzla görüşürüz. Ve mekana geldik. Devrimci merhaba. Merhabalar abi. Nasılsın abi, iyisin? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Şimdi senin ürünleri ben biliyorum da bir daha bir anlat bakalım. Tabii. Karagül yaprağından yapılan karagül kolonyamız var. Evet. Şunlar görmüş olduğunuz gibi. Evet. Özel seriyle beraber. Hı. Karagülün can fanusları var. Aa, bak bu yeni bir şey. Yeni bir şey. Vay, çok ve güzel. Ve ömür boyu kalıyor bu. Buna ek olarak Karagül'ün doğal sabunları var. Doğal kabak defteri var. Bunları şey. Buralarda mı üretiyorsunuz yoksa dışarıdan? Yerel markası, yerel ürünleri. Burada üretiyoruz. Fabrika falan da Urfa'da. Fabrikamız burada. Ha, süper. Yukarı Afet'te. Yukarı Afet'te. Bu da kebat ne? Kebat, buradaki ön bahçelerin yetişen bir turunçgil meyvesi. Allah Allah, ilk defa diyorum. Genelde reçeli yapılıyordu. Ha, çok güzel. Deneme yöntemiyle kolonyasını ve sabunu ürettik. Başarılı o zaman, ürünler çok çıktığına güzel, göre. Çok güzel. Hepsi yani sınırlı sayıda üretiliyor ve hemen bitiyor yani. Çok uzun süre kalmıyor. Bunun ilk olarak Karagül'ün lokum var. Kahve yanı çok güzel oluyor. Evet, bugün bayağı kahve yanında aldık onu. İyi bakalım o zaman bize. Karagül'ün dondurması da vardı. Sezon o bitti. Sezon bitti ama. Mart ayında tekrardan. İyi o zaman. Yaz aylarını iple çekiyoruz diyelim. O zaman ne yapalım? Yolumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Alışveriş yapmayı da unutmuyoruz. Şimdi tekne turlarına geçmeden önce uğramanız gereken bir yer var arkadaşlar. Burası hemen Halfeti giriş kısmında bulunan teras. Burada efsane bir manzara var arkadaşlar. Özellikle gün batımında çok güzel oluyor burası. Şu anda zaten tam o zamanlardayız. Aşağısı gördüğünüz gibi Halfeti sıralanıyor burada. Teknelerin o süzülüşünü buradan görebiliyorsunuz. Geldiğiniz zaman hani fotoğraf çekmek isteyenler zaten arkada Sitaslav Halfeti yazan bir tabela daha var. Orada da çekebilir ya da bu güzel terasta fotoğrafını çekip ya aşağı tekne turuna ya da dönüşte artık yoluna devam edebilir diyoruz. Ve bu rotamızdan sonra da artık son olarak tekne turuyla devam edeceğiz arkadaşlar. Ve Halfeti'deki ana etkinlik tekne turu arkadaşlar. Buradan kalkan tekneler Rumkale ve Savaşan köyüne şöyle bir tavaf edip geri geliyorlar buraya. Dilerseniz bu şekilde bir tura katılabilirsiniz. Tabii isteyenler Rumkale'de de aynı şekilde bu tekne turlarına katılabiliyorlar. Yine aynı istikamet şeklinde. Şimdi burada iki seçeneğiniz var. Birincisi Büyükşehir Belediyesi'nin büyük tekneleri var. Gelirsiniz burada yani yüzlerce insanla birlikte aynı tekneye binebilme olayınız olabiliyor. Ya da buradaki tekne kaptanlarıyla anlaşıp size özel turlara da çıkabilirsiniz. 2022'de ciddi bir fiyat artışı olmuş. O yüzden sürekli artış olduğu için bu fiyatları artık vermenin bir anlamı yok. Geldiğiniz zaman ya da Instagram hesaplarını bulup onlarla iletişime geçebilirsiniz. Biz çok katıldık bu turlara. Bu sefer biraz hava soğuk olduğu için ve tekne turu rüzgarlı olduğu için ve Mira da yanımda olduğu için bu seferlik tekne turuna katılmayacağım. Ama görüntüleri zaten göreceksiniz. Size böyle daha önce çektiğim görüntüleri ve anlattığım yerleri de videoya koyacağım. Şimdilik bu kadar diyorum arkadaşlar. Bu videonun sonunda artık tek tek turu videoları bitince ben de size veda etmiş olacağım. Bir sonraki rotada görüşmek üzere. Benimle kalmaya devam edin. Görüşürüz.